Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben ve eşim 13 yıllık bir bekleyişten sonra Amerika vatandaşı olan kardeşim üzerinden Green Card sahibi olduk. Bu sürecin başlangıcı olan 2001 yılında kızımız Virginia'da doğdu ve doğrudan vatandaş oldu. Ancak bizler bekleme sürecinde Türkiye'ye dönmüş olduğumuz için burada okula başladı. Bu yıl lise sonu son sınıfa gidecek. Bizlerin şu an Amerika'da oturmuyor ve çalışıyor olmamamız nedeniyle USA vatandaşı olan kızımız eğer Amerika'da bir üniversiteye gelmek isterse bu durumda tüm okul ve barınma masrafları devleti tarafından karşılanır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan devleti Amerikan vatandaşı olan öğrencilerin yani barınma ya da bir yerde kalma masrafını karşılama diye bir zorunluluğu yok. Ve aynı anda da eğitimde oluşacak masrafların da karşılama noktasında bir zorunluluğu yok. Ama tabii ki kızınız Amerikan vatandaşı olarak burada devlet okullarına gidebilecektir. Devlet okulları özel üniversitelere göre daha uygun olacaktır. Ama tabii kendisi özel okula da gitmek isterse buna gitmesinde bir engel olmayacaktır. Amerikan vatandaşı olduğu için burslara başvuru yapabilir, burslardan destek alabilir. Ya da bursları alamıyorsa çok rahat bir şekilde kredi çekebilir. Öğrenci kredileri var burada. Çok bütün işte Amerikalı öğrencilerin kullandığı ve bu noktada kendisine hem okuma masrafları hem kalma masraflarını karşılayacak şekilde bir bütçeyi kredi olarak almasına izin vermekte devlet. Ve bu bir federal program ve destek aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla benim en büyük tavsiyem kızınıza kesin üniversitelerdeki bursları denesin ve öğrenci kredisini çektiği sürece de bir sorun yaşamadan okulunu ve eğitimini yerine getirebilecektir.